Merhaba. Yeni içeriğimiz Battle Royale'e hoş geldiniz. En iyi mi? En iyi içeriğimiz. Yeni değil. Yeni mi dedin? Yeni değil. En iyi içeri. Ulan. Aşırı beklenti yaptım. Hadi bakalım. Battle Royale'de ne olacak? Hemen bundan bahsedelim. Battle Royale bir grup insanı aldığımız ve bunları seçtiğimiz yerlere bıraktığımız ve orada kapışmalarını sağladığımız bir içerik olacak. Her hafta yeni bir konseptimiz olacağı bir yana dursun. Bu haftaki konseptimiz doktorlar. Ben nasıl devirmeden bu cümleyi? Düşmedi cümle. Peki nasıl savaşacağız? Şu an karşımızda doktor seçtik hepimiz, evet. Ama karşımızdakinin seçtiği doktoru bilmiyoruz. Sadece doktor olması yeterli bu adamın. Biz bu doktorlara özellikler belirledik. Ondan sonra farazi olarak, adı üstünde batıl, yani gerçek değil, farazi olarak savaşıyoruz. Ve jürimizde, yani savaşmayan iki oyuncu da kimin yendiğine karar veriyorlar. Bunlar yol üstünde daha iyi anlayacaksınız şeyde. Evet, hazırsak bırakalım uçaktan. Evet, uçaktan doktorlara. Doktorları uçaktan atacak. Paraşütler açılsın, kavga başlasın. Battle Royale hoş geldiniz. Ben kendi doktorumu söyleyerek başlıyorum. Lütfen. Doktor Gregory House. O zaman ben de doktorumu söylüyorum. Sevgili doktor Dre. Dre. Evet. Beat doktoru. Müzisyen. Olamaz mı? Aynen. Beatleri, beat'in de problem olduğunda kime gideceksin? Who you gonna call? Var var, bizim de bir silahlarımız var. Doktor House versus Doktor Dre. Hadi bakalım. Peki neredeyiz sevgili Reci? Komburgaz sahil. Benim mekanım. Babaannemlerin yazısı vardı orada. Şimdi öncelikle Dre bildiğin gibi fiyatının çok üstünde kulaklar sattığı için senin bütçene zarar verecek. Yani Doktor House'un bütçesine zarar verecek. Öncelikle kulaklığı satmaya çalışacak. Bu büyük bir zarar verebilir kendisine. Sonuçta yani doktor maaşıyla geçinen adam. Doktor, doktor maaşı, maaşı az değil, değil öncelikle. Yeah. Ekibimi summon etme özelliğimi kullanıyorum. Bütün ekibimi summon ediyorum ve şu an 5 kişiyiz. Aman tanrım. O zaman ben de Doktor Dre'nin ultisini kullanıyorum ve beyaz bir rapçi, yetenekli beyaz bir rapçi summon ediyorum. Yoni. Lanet olsun, iyi geldi. Şu anda sana beatlerimizle saldırıyoruz. Doktor House ağrı kesici kullandığı için bütün fiziksel ve sessel, işitsel saldırılara karşı bağışıklığı var. Çünkü kafası sürekli yani şey, Leyla böyle. Evet, o yüzden was not very effective. Senin hatan. Bastonum, ben kafana vuruyorum şu an. Nasıl? Bir yandan da haysiyetini kıracak şeyler söylüyorum. Hadi bakayım. Ben kulaklığı takıyorum bu arada. Bir dakika, kulaklığımı takıyorum. Kendi dandik kulaklığımı takıyorum. Ve böyle bir haysiyet kırıcı şeyleri yemiyorum. Ultimi atıyorum abi. Ultim mi var? Evet. Nedir? Lupus teşhisi koyuyoruz. Sonra da tedavi ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle kafa karışıklığı saldırısı. Nasıl başlayayım? Çok güzel başladı tekrar. Şimdi jürimiz karar verecek neler olduğuna. Hiçbir fikrimiz yok. Banana. Çay söylüyorlar. Kararımız Doktor House. Bunu demeyebilirdim. Bunu geçelim. Mücadelemize başlayalım istersen. Başlayalım. Kimsin sen? Ben kim? Berk Sevgi. Hadi başlayalım. Görüşmeci bu. Ben kimi seçtim doktorlardan? Ben Doktor Strange'i seçtim. Hayda. Doktor Strange'in birçok gücüyle sana karşı koymaya hazırım şu an. Kazandım. Yani kazandım. Ben de Doktor Levent yani Kutsi'yi seçtim. Şu anda da pişman oldum bu kadar. O zaman rejimizden bir random mekan savaş alanı alalım. Evet. Boğaç'ın evi. rejimiz gerçekten bugün çok iyi çalışmış. Hazırsan başlayalım. Başarılar evet, diliyorum hazırım. Şimdi. O zaman ev sahibi olarak sen başla. Tabii ki. Şimdi öncelikle Kutsi ve Doctor Strange evimde istediğimden emin değilim. Evet, biraz çıksak. Ben o sırada evde miyim peki Reji? Evet. Şimdi Kutsi'nin bir zayıf yönü var. Evet. Kutsi doktor değil böyle bir zayıf yönü. Şöyle Kutsi
Netflix'in şöyle bir özelliği var. Doktorlar sürekli tekrar ettiği için ekranda devamlı tekrar bölümleri yayınladığı için ben senin hayatından asla çıkmıyorum. Devamlı beynindeyim. Devamlı doktorları görüyorsun. Bir böyle bakıyor, bir böyle bakıyor. Poison atıyor yani sana. Her tur birazcık canını götürüyor böylece. Tamam. Doktor Strange alıyor bu bölümleri. Tekrar eden şeyleri zaten uzmanlık alanı biliyorsun. Alıyor ve bir tanesinin sonunu değiştiriyor ve bölüm bitiyor. Ve kurtuldu şu anda Doctor Strange. Dizi mi bitti ne oğlum? Evet dizi bitirdi. Diziyi bitirdi. Dizinin içine girdi ve dizinin içini bitirdi. İçini bitirdi. Ayrıca Doctor Strange diyorlar ki bu dizinin kaç ihtimalli sonu var? 14 milyon 800 falan bir şey diyor. Ve o dizi bir şeyle bitiyor. Yaşın gereksiz. Dizinin sonunu da görüyor yani her zaman. Görüyor. O yüzden etkilenmiyor evet, diyorsun. O zaman ben şöyle bir atak yapıyorum. Doktor Levent'in şöyle bir özelliği var. Nikah günü seni terk ediyor. Yani Doctor Strange'i önce ikna ediyor yakışıklılığı ve besteleriyle. Nikahına çağırıyor. Bizim evde oluyor o nikahta bu açın evinde. Ve nikah günü son anda terk ediyor Doctor Strange'i ve duygusal acıdan dolayı da bayağı bir zarar görüyoruz. Loop'u aldığım için sürekli o acıyı yaşıyor. Kalbim evet kalbim nikah günü terk kalbimde bir acı var yani şu aynen, anda. Öyle de bir şarkı yapıyor sonra. Onu da piyasaya sürüyor. Kutsi. Her yerde de senin acının böylece yeniliyor. Onun da tekrar dönüyor radyolarda. Strange bir kere kalbinde hissettiği acıyı hissediyor ama Strange cerrah ve kalbini açıp o acıyı sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Savaşın ortasında savaş asırlar sürüyor. Yıllar sürüyor savaş. Çok uzun sürüyor. Çünkü ikisi de çok güçlü. Evet. Ve ben kim oynuyor Doctor Strange'i? Bana ismini söyler misin? Venedik Kumburgaz. Evet, Venedik Kumburgaz her projesini yarım bıraktığı için bu savaşı da yarıda bırakıyor. Eyvah! Ailemle vakit geçirmek istiyorum diye gidiyor. Strange kaybediyor, Allah kahretsin. Bir dakika, ya. Bir dakika onlar karar verecek dur. Biz evleniyoruz. Turun gaz kazananı Kutsi. Abi Strange ya daha kimi seçebilirdim ya daha güçlü. Benim şampiyonum aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz. Harika. Aynen. Ben galiba konsepti yanlış anladım. Buradan bunu çıkartabiliriz. Duygusal doktor. Aşk doktoru ne yapıyor abi? Üzüyor seni. Bu mu? Tersi olması gerekiyor. Evine böyle mi ekmek götürüyor? Benim şampiyonum da Dr. B. Dr. B. Tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Kim? Anime karakteri zannediyorum. Dr. Bülent. Hı. Estetik cerrah. Bu büyük çaplı estetikleri yapıyordum. Şimdi de yeni programı başlayacak. TLC'de. 6 Mart'ta yani muhtemelen bu yayınlandıktan bir gün sonra. Evet. Akşam 9. 22.30. TLC'de. 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 Dr. B versus aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz. Mekanımızı alalım rejiden. Ameliyathane. Ameliyathane. Ama bir dakika ben de çok deplasmanlıyım ben şu an. Evet aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz. Şöyle bir özelliği var. Çok etkileyici bir insan. Aşktan bahsedebiliyor. Arkaya duygusal müzik açıyor ameliyathanede. Ve sana uzun uzun olabilecek en büyük aşklardan bahsediyor. Böyle yani insanı böyle şey yapıyor yani bir ses tonu falan. Çok etkili. Ben şimdi yapamıyorum o ses tonunu ama. Dene. Kendine aşık ediyor. Yok denemeyeceğim kesinlikle. Dr. B senin ses tellerini değiştiriyor. Çünkü kendisi bir estetik cerrah. O yüzden sesin artık diye çıkıyor. Martı yapıyor ve, yani beni. Evet. Senin aşk charm özelliğin was not very effective. Peki. Aşk doktoru sana sorular soruyor. Bütün acılarından bahsetmeni sağlıyor. Ve daha sonra bunları seni depresyona sokmak için kullanıyor. Şu anda acayip mutsuzsun. Hiçbir zaman aşkı bulabileceğini düşünmüyorsun. Hayatta aşkın olamayacağını düşünüyorsun. Ve savaştan vazgeçiyorsun bu yüzden. Hayır. Nani? Nani?
içimizdeki gerçek doktor ben olduğum için neşter hakimiyetimi kullanıyorum ortamda. Environment kullanıyorum. Ha. Ve neşterleri sana doğru hızlı hızlı fırlatıyorum şu an. Acaba ne yapacak aşk doktoru? Son aşkından bahsediyor. Git ne demek? Bir de benim örümcek ağ saldırım diye bir şey var. Tabii Dr. Bülent Bey'in, Dr. Bey'in bulduğu bir örümcek ağ tekniği var. Patenti kendisine ait. Onu sana uyguluyorum ve bir süre paralize oluyorsun böyle. Hareket edemiyorsun. Ondan sonra istediğim bir yerini değiştiriyorum. Yok ediyor böyle. Eyvah. Tabii ki sevgili Dr. Bey kazandı. Evet, benim doktorum. Doktor Novzar Adam. Hadi bakayım. Ben şu anda bile psikolojim çöktü. Evet, yumuşak var. Gittim ya. Ferhat Göçer. O zaman mekanımız gelsin. Evet, mekan gelsin. 500 TL orta kapı. Çok dar bir alan. Evet. Navzar'dan sen de gayet yakından tanıdığın için. Evet, Allah kahretsin. Hemen hangi atayla geleceğini söyleyeyim. Ne seni... olur rüya gördürmesin bana. Kusurlarını yüzüne vuruyor. Haince. Eyvah. Böyle sana çok böyle şişman olduğunu, 320 kiloluk bir su kütlesi olmadığını yüzüne söylüyor. Bir de sesi etkileyici olduğundan onu gayet güzel bir tonda söylüyor ve hakikaten sinirin çok bozuluyor. Yani Ferhat Göçer bayağı çöküyor. Allah biraz kahretsin. Oturuyor böyle, dayanıyor bir yerde. Ferhat göçüyor yani. Ferhat göçüyor. Evet, aynen öyle. Göçüyor. Ben göçtüm böyle, kalabalığın arasında bir yerdeyim, görmüyorsun beni. Birden ağzına bir yumruk. Novzar Adan'ın. Neden Ferhat? Böyle bir gücüm var. Ferhat Göçer. Gücünü kullanıyor. Ve seni oraya resmen göçer. Yaşlı başlı adam. Bir kere şöyle, 500 TL'nin içinde çok yaşlı bir adam. Yumruk attım biraz önce. Kendi sonunu getirdim buna, hamlet. Yanına yavaşça yaklaşıp, durun çocuklar ben kendim hallederim, yok hiç gerek yok deyip bir öğrenci yerime oturtuyorum. Ve yanına yaklaşıp seni bir anda zayıflatmaya başlıyorum. Ve ne olduğunu anlamıyorsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ferhat Göçert bunun altında kalır mı? Kalmaz. Geriye doğru gidiyor. Biraz daha arkaya doğru. Ve ne yapıyor? Tizlere çıkıyor. Tizlere çıkıyor. Bütün gücünü topluyor. Aşağıya Don't break hamlesiyle tizlerden aşağı atlıyor ve otobüsü ortadan ikiye böyle cık diye kırıyor. Aaa, Novzar Adan yaşlı bir birey olduğu için diyor ki aman ben bir fenalaşıyorum diyor. Ve bu yüzden Ferhat Göçer birdenbire Hipokrat yemenine başvuruyor. Ve gelin beni kurtarmak zorunda. Novzar Adan'ı kurtarmak zorunda şu an. Ve hiçbir şey yapamıyor. Beni kurtarmak zorunda şu an. Hipokrat yeminime uymak zorundayım. Novzar Adan. Yeah! Tebrikler abi, şey değil. Battle Royale'in ilk bölümünde kazanımız sevgili Sonatoğlu, Dr. B ve Dr. House ile. Güzel takımım vardı, güzel kombolar. Gayet güzel kombolar vardı. Ben bir galibiyet, bir mağlubiyet aldım Boğaç. Aynı şekilde Berk, sen ise... evet, hiçbir şey dememesin ötürü anlıyoruz ki iki mağlubiyet aldı. Tamam, ne kazandın? Haysiyeti mi? Onu çoktan kaybettik, onu kaybettik. Onu kaybettik. Bana bile dememiştiniz. Kontratta yazıyordu kanalda. Haysiyeti bırakman gerekiyordu. Okudum deyip geçtim ben onu. TLC'nin Bu Ben Miyim serisini 6 Mart'tan itibaren her çarşamba 22.30'da izleyebilirsiniz. Dr. B. Doğru. TLC. TLC diye yazılıyor. TLC diye. Sen T. Oha, niye böyle yapıyoruz ya? L. Oğlum L şu bak. Şu bana yaptık mı? C şu. T bu. Bu ne? Sen C'ye yapacaksın. Bu T. C. T bu. Ama şu an TLC. C. T bu. Ama burası doğru olan değil mi? Bir dakika. T bu. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Hayır hayır. Bu ben T'yi yapmalıyım. Tamam. Soldan sağ okunuyor ya, işte Türkçe. Ben de oldum. Evet. Biz L'yiz, o C. O sen ne yapıyorsun gerizekalı? Bu yanı bu, yan bu. Biz ikimiz L'yiz. Ha evet. L oraya doğru değil lan, öbür tarafa doğru L. Nasıl T orada? T orada abi.
Tamam, Mirror'la yatacak. Hayır, sen L'nin bak, ayağı ben oluyorsun. Ben T olacağım, sen yan yat. Sen dikelt, sen C'sin. Ben nasıl C olurum? Sen C'sin. Aa evet. Ben nasıl C olurum? Teo. Ne? Sensin. Tamam. Teo, evet soldan sağ. Oraya doğru yapacağım. Hadi. Şöyle. Evet. Titanik arkadan biri gelse de yanlış L'ler biraz. C doğru yana mı bakıyor? C doğru bakıyor. Hadi bak. Çok iyi, çok iyi. Tamam. TLC reklamıydı arkadaşlar, anladınız mı? Bu bir reklamdır.